Bursa'da yaşayan ve kaçırdığı öne sürülen yeğenini bir yıldan fazla süre çöp evde alıkoymaktan yargılanan teyzenin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Tutuksuz sanığın ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın kızına da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ceza verilmesini talep etti. Yeğenini akla hayale gelmeyecek bir kötülüğe mahkum etmiş, gerçeklerse tesadüf eseri ortaya çıkmıştı. Savcı, Türkiye'nin gündemine oturan çöp ev skandalının sanığı hakkında mütalaasını açıkladı. 2022'de Bursa'da bir ev sahibinin kiracısını açtığı dava üzerine tahliye edilen çöp evde 12 yaşındaki bir çocuk bulunmuştu. Teyzesi tarafından zorla o evde tutulan çocuk tedavi ve koruma altına alındı. Tutuklanan sanık hakkında ihmali davranışla öldürmeye teşebbüs, çocuğa eziyet, çocuk kaçırma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklandıktan 18 ay sonra serbest bırakılan çocuğun teyzesinin tahliye edildikten sonraki ilk duruşması Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı 1,5 saat süren duruşmada açıkladığı mütalaasında sanık teyzenin ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılması ve yine dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın 18 yaşındaki kızının kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ceza almasını istedi. Mahkeme heyeti karar vermek üzere duruşmayı 3 Haziran'a erteledi.